bir dönem başlıyor Türkiye'de. Hür Dava Partisi belediyecilik dönemi başlıyor. Siyasette yeni bir dönem başlıyor. Hür Dava Partisi dönemi başlıyor. Allah gelecek Hür Dava Partisi'nin bu toplumda idarede olduğu bir gelecek olacak. Böyle bize bıyık altından bakıp da çok uzak görenlere bir şey hatırlatayım, ne kadar yakın olduğunu bilsinler. Yemenli bir tüccar Mekke'ye geliyor. Hazreti Abbas'a konuk oluyor. Hazreti Abbas'a konuk olduğu yerde damda oturuyorlar. Bakıyorlar ki Kabe'nin orada 3 kişi namaz kılıyor. Biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biri Hazreti Hatice, bir de çocuk Hazreti Ali. Diyor ey Abbas, bunlar ne yapıyorlar? Diyor vallahi şu öndeki benim yeğenimdir. Arkasındaki onun hanımıdır. Ve onun yanındaki de benim kardeşimin oğludur. Vallahi bu dine, bu üçünden ve üçünün dışında yeryüzünde başka tabi olan bir kimseyi bilmiyorum diyor. Şu öndeki benim yeğenimdir, peygamber olduğunu söylüyor. İşte şu ikisinden başka tabisi yok diyor. Ve biliyor musunuz, bu Yemenli tüccar sonra Mekke fethediliyor. 8 yıl içerisinde İslam her tarafa yayılıyor. Yüz binler İslam'a koşuyor 8 yıl içerisinde. O Yemenli tüccar yıllar sonra tekrar Mekke'ye geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ah keşke, keşke o üçün dördüncüsünden olsaydım. Keşke o zaman o üçünü gördüğüm zaman, keşke dördüncü olarak ben tabi olsaydım. Değerli Müslüman halkımız, keşke dememek için gelecek inşallah Hüdapar'ındır. Sizler de bu geleceğin partisini, hizmet partisini, adalet partisini, huzur partisini, kardeşlik partisini kaçırmamak için, sonra da pişman olmamak için bugünden görün, bugünden geleceği okuyun, meydanları görün, inşallah yerinizi alın. Kapımız açıktır. Bizler inşallah halkımızla beraberiz. Halkımız da bu işi yapmaya talibiz. Değerli kardeşler, toplumumuz Hüdapar'a son derece muhtaçtır. Toplumumuzun Hüdapar'a ihtiyacı vardır. Niçin mi? Gençlerimizin hali ortada. Ailelerimizin hali ortada. Kadınlarımızın hali olarak toplum gemisinin altını delmeye çalışanlara dur demek için geleceğiz ve onları durduracağız inşallah. Bunun için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Değerli kardeşler, belediye seçimleri basit seçimler değildir. Belediye başkanınızı seçeceksiniz. Sizler belediye seçimlerinde, 30 Mart yerel seçimlerinde şu partiye, şu aileye, şu kabileye oy vermeyeceksiniz. Sizler bir şahsa oy vereceksiniz. O şahsı seçeceksiniz. 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yapacak size. Ve sizin gençlerinizin ahlakını etkileyecek. Sizin malınızı etkileyecek, malınız üzerine tasarruf yetkisine sahip olacak. Siz bir iş yerine bir kasanıza bakacak. Bir eleman aldığınızda gelişi güzel mi alıyorsunuz? Bu iş yerimin kasasına getireceğim eleman hırsız mıdır değil midir? Ahlaklı mıdır değil midir? Dürüst müdür değil midir? Bunlara bakmıyor musunuz? İş yerinizin kasasını benim ailemdendir diye hırsıza mı veriyorsunuz? İş yerinizin kasasını şu partidendir diye hırsıza mı veriyorsunuz? Değerli kardeşler, sorumlu olacaksınız. Sizler bu toplumun malı üzerine yetki verdiğiniz kişiye oylarınızdan dolayı vebal altına gireceksiniz. Belediye başkanı seçerken dikkat edin. Ahlaklı mı değil mi? Dürüst mü değil mi? İnançlı mı değil mi? Dürüst mü değil mi? Malınıza sahip çıkar mı çıkmaz mı?
Bu bilinçle inşallah sizler oylarınızı kullanın. Ve biz inanıyoruz ki bizim kardeşlerimiz emin kardeşlerdir. Bu halkın imanını kurtarmak için, bu gençlerin imanını kurtarmak için, bu insanların haklarını elde etmek için bugüne kadar bedel ödemiş insanlardır. Bugünden sonra da bedel ödeyecek insanlardır. İnşallah sizler de doğru karar vermek.